CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratları tehdit eden sözlerine tepkiler sürüyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay konuyu yargıya taşıdı. Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler iddiası da soruşturuluyor. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan iddianın açıklığa kavuşturulması için savcılığa başvurdu. Kanun dışı size her ne yaptırıyorlarsa pazartesi itibariyle durun. Yapmayın artık. Görüyoruz yapmayın. Orada durun. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratları hedef alan bu sözleri yargıya taşındı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay suç duyurusunda bulundu. Kamuda görev yapan kişi bir ailenin veya bir partinin militanı olamaz. Oktay tepkisini sosyal medya hesabından gösterdi. Vatandaşlarımızı ve çalışanlarımızı tehdit edenler hakkında suç duyurusunda bulunuyorum ifadesini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de CHP zihniyeti eleştirisinde bulundu. Tabii bu bir CHP geleneği. CHP bürokrasisi gel dediğinde gel, git dediğinde git. Siyasi parti lideri olarak bile olsa e, yönlendireceği bir e, insanlar topluluğu olarak görmesiyle ilgili. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ Kılıçdaroğlu'na Kandil ve Pensilvanya'ya adres gösterdi. Bir videosunu da PKK ve Fetö'ye orada memurlar yaptığı tehditin binde birini bir videosunu da onları ayırmasını tavsiye ediyorum. Kılıçdaroğlu'nun sözleri partisinin merkez yönetim kurulunun da gündemindeydi. Parti sözcüsü Faik Öztrak o sözlerin tehdit olmadığını savundu. Ben Sayın Genel Başkanımızın bu sözlerini bürokrasi tecrübesine sahip biri olarak kesinlikle tehdit olarak algılamadım. Tam tersine kanunsuz emirleri uygulamaya zorlanan bürokratlara bir destek olarak algıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları, bürokratlara yönelik açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçe'de Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan işlem yapılması istendi. Kamu da görev yapan kişi... Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler işlenebilir iddiası da soruşturuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiaların bütün yönleriyle araştırılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu avukatları aracılığıyla iddia sahiplerinin bilgisine başvurulmasını, gerekli belgelerin toplanmasını istedi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.